Ekrem. Ha. Ben bir şeyi aşeriyorum. Öyle mi? Daha dün çıktık alışverişe. Hayır hayır, alışveriş değil. Bu sefer bayağı bildiğin yiyecek bir şey aşeriyorum. Ha, iyi o zaman. Ne istiyorsan söyle, aldırayım sana. İşte sorun da bu zaten. Bilmiyorum ki. Ne demek bilmiyorum ki? Basbayağı bilmiyorum işte. Bir şeyler canım istiyor ama ne istediğini bilmiyorum. İyi ama Aslı'cığım, ben mi bileceğim senin canının ne istediğini? Aşk olsun. Sen biliver ne olacak? Hayat müşterek değil mi? Çocuğu ben taşıyorum, ne canımın istediğini de sen biliver değil mi? Her şeyi devletten, Aslı'dan beklemeyeceksin öyle. Haklısın da senin canının istediğini ben nereden bileyim? Ne olur biraz mantıklı ol karıcığım. Mantı. Evet, canım mantı istiyor benim. Aa, bildim değil mi canım, evet. Mantı. Hadi seni mantı yemeye götüreyim o zaman. Olur hadi. Mantının yanında ne istiyorum onu da bil. Onu da yolda bilsem. İyi tamam hadi. Tamam. Hadi. Sen üstünü değiştir, ben hazırım. Ayakkabılarımı giyip çıkacağım hadi. Tamam peki. Zülfikar. Buyurun Ekrem Bey. Biz Aslı Hanım'la her zamanki mantıcıya gidiyoruz. Ben giyinene kadar sen de arabayı hazırla, tamam mı? Hadi. Başlayın efendim. İşte Kinyas'ı çocuklardan uzaklaştırmak için beklediğim fırsat. Ceylan, telefonunu kullanabilir miyim? Kullan. Ama neden kendi telefonunu kullanmıyorsun? Ya ben sabah gittim, kredi kartıyla 5000 kontür yükledim. Ondan sonra sen git, o kontürler birdenbire telefona yüklenince telefon kilitlen. Akşam ancak kendi gelir, şimdi de mesaj atmam lazım. Anladım ben seni, anladım. Al ama bak, kontürleri dikkatli kullan. Neden? Çünkü akşam en yakışıklı dizi aktörü anketinde Boran'a oy vereceğim, tamam mı? Tamam. Benim de kontürler gelsin, ben de Boran'a bol bol oy atarım. İyi madem, hadi al. Dikkatli kullan, unutma. Sağ ol. Bir saat sonra Sarıyer'deki meşhur mantıcıda olacağım. İstersen sen de gel. Oh be, hem çocuklar rahat edecek, hem de Kinyas Efendi artık mantıcıda Aslı Hanım'la beraber bol bol mantı yiyecek. Sen daha uğraş benimle Kinyas Efendi, uğraş. Ya ne gidiyorsun gene ya? Hasta mısın? Ha? Söyle bakayım, çocukluk aşkın falan mı geldi aklına? Ya yok ya, ne alakası var? Kapandı gitti, o olay bitti. Bu başka bir şey. Başka bir kız mı var? Ya Ceylan, vallahi sen yabancı değilsin. Sana anlatmamak olmaz. Açıkçası var biri yani. Anlat bakayım ne oldu? Ya işte diyor, Zülfikar diyor, sen çok kral adamsın, on numara insansın. Şöyleydi böyleydi, beni bir gazlıyor. Tamam, peki sen ne diyorsun ona? Ya ben ne diyeceğim canım, benim yapacak bir sürü işim gücüm var, beni bırak diyorum. Hem ben bulunduğum ortamdan çok mutluyum, etrafımda hep sevdiğim insanlar var diyorum. İyi söylemişsin, güzel söylemişsin de, ya burada benden başka bir insan yok. Şimdi onu da bulamayanlar var yani. Ya bir şey diyeceğim. Tavla atalım mı? Tavla mı? Sen ciddi misin? Neyle oynayacağız? Vallahi bir elliliğini alırım. Oha Zülfikar, oha. Benimle parasına mı oynayacaksın? Tamam, tamam. Yemeğine de olur, sembolik. Yemeğe mi? Evde mi, dışarıda mı? Artık sen nerede istersen. Senin kız kızmasın bu işe. Ya kız falan yok. Unut onu, hikaye o. Ben uydurdum. Sana artistlik yaptım böyle. Tavla oynayabilmek için ağırdan sattım kendimi. Ya sen ne kadar hasta birisin ya. Alayım gelim tavlayı. Hadi koş, hadi koş. Bir keş, bir keş. Hadi koş. Hasta bu adam ya.